Cihan Hocam, fetal gelişme geriliği nedir? Fetal gelişme geriliği aslında anne karnındaki bebeklerin büyümesinde bir sebepten dolayı bir aksamanın olması, bebeğin kilo alımının geride kalması olarak isimlendirebiliriz. Peki nedir bunun sebepleri? Neden bir bebeğin gelişimi geri kalır? Aslında bir takım sebepler olabilir. Bunlar arasında sayarsak örneğin bazı infeksiyonlar araya girmiş olabilir bebeğin büyümesi sırasında. Bundan dolayı geri kalmış olabilir. Anneden bebeğe giden kan akımlarında bir takım problemler olabilir. Bu problemlere bağlı olarak örneğin annenin bazı hastalıklarında bu durum ortaya çıkmış olabilir. Gebelik zehirlenmesi gibi bir durumda kan akımları zorlandığı için gelişme geriliği ortaya çıkabilir. Ya da bebeğin genetik bir kusuru, genetik bir hastalığı vardır. Bundan dolayı büyüme gelişmesinde bir gerilik söz konusu olabilir. Ya da hiçbir problem yoktur. Bebek sadece yapısal olarak daha küçük bir bebektir. Bunun tabii gidişatı en iyi olan durum odur. Peki nasıl takip ediyoruz fetal gelişme geriliği olan bir gebeliği? Nasıl takip ediyoruz? Normal gebelik takibinden bir farkı var mı? Gelişme geriliği olan bir bebekle karşılaştığımız zaman biz öncelikle mutlaka ayrıntılı bir değerlendirme yapıyoruz. Hem bebekteki eşlik eden başka bir anomali, bir ultrason bulgusu var mı yok mu, bu açıdan ayrıntılı değerlendiriyoruz. Annenin hastalıklarını, annenin durumunu baştan aşağı bir gözden geçiriyoruz. Yapacağımız ek testler olabiliyor. Bunlar açısından uygun gebelik haftalarında bu testleri yapıyoruz. Bebeğin anne karnındaki iyilik halini değerlendirdiğimiz bazı testler var gene. Bunları gerektiğinde uyguluyoruz ve buna göre her gebelik için aslında yönetim planını bireyselleştirmekteyiz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum ben. Fetal gelişme geriliği olan bir gebelikte doğumun zamanlaması nasıl planlanır? Fetal gelişme geriliği varsa aslında bu durumda bu işle uğraşan, riskli gebeliklerle uğraşan bir kişinin görüşünü aslında almak çok büyük fayda sağlayacaktır. Biz burada bebeğin iyilik halini değerlendiren ek bir takım testlerle, bunlar içerisinde no stress test dediğimiz, NST halk arasıyla bebeğin kalp atış hızına değerlendirdiğimiz, biyofizik profil dediğimiz daha ayrıntılı bir test ya da bazen kan akımı doplerlerini ekliyoruz burada, umbilikal arter dopleri dediğimiz ya da bir takım diğer dopler, ayrıntılı dopler incelemeleriyle mümkün olduğunca erken doğumu engelleyecek şekilde bebeği anne karnında büyüyebildiği kadar büyümesine vakit sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız da tabii ki bebeğe ekstradan bir erken doğumun yükünü eklememek, uygun zamanda bebeği doğurtmaya çalışmaktır.